Tekrardan hoş geldik sevgili dostlar. İkinci cümleyle devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere bir fiiliyle ilgileniyorduk. Although breast cancer diyoruz arkadaşlar. Although breast cancer. Breast cancer meme kanseri arkadaşlar. Breast cancer göğüs kanseri. Peki although ne demek? Although, do even though bu bağlaçgillerdendir yine. Although eşittir. Though, eşittir even though o da eşittir much as o da eşittir while diye düşüneceğiz. Bunlar rağmen demek. Bunlar iken demek arkadaşlar. Şu yazdığım beşli grup bağlaçtır. Tam cümle alır diye düşüneceğiz. Bunlar bağlaçtır. Bir de bunların edat olanları var. Yani despite despite eşittir in spite of arkadaşlar. Bu da edat grubudur. Bunlar da edattır. Yani şu although though even though much as while hani despite in spite of notwithstanding bunların hepsi e rağmen demek. Şu grup da e rağmen demek. Şu grup da e rağmen demek. Ama although though grubu yani üstteki grup arkadaşlar sağına cümle alaraktan o cümleye rağmen diyor. Despite in spite of sağına x alaraktan e rağmen diyor. Siz yağmura rağmen derseniz Despite yağmur dersiniz. Yağmur yağıyor olmasına rağmen derseniz although şu anda yağmur yağıyor diye bir cümle kurgularsınız. Bunlar bu şekilde anlam kazanıyor. Gördüğünüz gibi bu benim bağlıcım. Göğüs kanseri diyorsunuz burada is. Hani göğüs kanserinin durumunun şöyle olmasına rağmen diyoruz. Ne olmasına rağmen one of the most prevalent forms of cancer diyoruz arkadaşlar one of x diyoruz. Yani göğüs kanseri x'in birisi olmasına rağmen diyoruz. Burada hani uh, fiil ba fiil is burada tek başına anlamsız sağındaki sıfatla anlam kazandı ve sıfat burada birisidir diyorsunuz arkadaşlar. X'in birisidir. X'in X'imiz ne burada? The most prevalent forms of cancer diyoruz. The most en çok. Prevalence yaygın hani forms of cancer yani burada sonsuza kadar edatla tamlamalar yazabiliyoruz İngilizce'de biliyorsunuz italik yaptım en sağa git o zaman kanserin en çok yaygın olan biçimlerinin birisi olmasına rağmen yani göğüs kanseri Kanserin en yaygın biçimlerinden birisi olmasına rağmen, en yaygın kanser biçimlerinden birisi olmasına rağmen diyoruz. Eş anlamlı kelime bilgisine bakalım tabii ki. Her zaman bunu yapıyoruz arkadaşlar. Uh, breast cancer, meme kanseri zaten breast, meme, işte göğüs bölümü yani cancer, kanser bunlar bilindik gündelik ifadeler arkadaşlar. Is one of the most prevalent diyoruz. Prevalent eşittir, common, widespread ya da expensive olarak daha önce size verilmişti. Prevalent eşittir, common. Eşittir widespread, geniş çaplı. Değil mi? Widespread o da eşittir. Başka bir şey, extensive kapsamlı diyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi yaygın geniş çaplı anlamda kullanılan ifadelerimiz. Göğüs kanseri hani en çok hani burada sıfat var ama sıfattan önce bir de süperlatif zarfı var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada süperlatif pekiştirmiş bir yapı var. Form dediğim şey biçim şekil oluyor arkadaşlar. Form eşittir shape eşittir condition diyebiliriz. Form eşittir shape Hani matematiksel biçim şekil olabilir. Form zaten biçim şekil demek şey gerçekten üçgen, kare gibi şekiller ya da condition durum ya da hastalık olarak geçiyor İngilizce'de. Condition klavyeye hala alışamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Biçim ya da şekil olarak kullanılıyor İngilizce'de uh, prevalent da yaygın olarak verdik arkadaşlar. Uh, of cancer burada bir tamlama doğdu gördüğünüz gibi. Hani kanserin hani en yaygın biçimlerinden birisi olmasına rağmen göğüs kanseri dediğimiz olgu arkadaşlar en yaygın kanser biçimlerinden birisi olmasına rağmen among women bir tane daha edat geliyor among women bakın bunların hepsi bakın bunların hepsi hem italik hem kalın yazayım bunlar arkadaşlar eklem niteliğinde ama bunlar edat yani cümlenin başlangıcı şu kadar ya bağlaçla başlamış birinci edat İkinci edat, üçüncü edat dört tane eklem var gördüğünüz gibi. Ama şuradaki bağlaçların babası e rağmen zıtlık bağlacı. Bir önceki cümlede paralellik sebep sonuç bağlacı vardı. Şu anki cümlede zıtlık bağlacı var. Hani göğüs kanseriyle alakalı, meme kanseriyle alakalı negatif bir olgu, negatif bir yargı attık ortaya. Bunun böyle olmasına rağmen diyorsak pozitif bir yargıya bağlayacağız. Zıtlık bağlaçları böyle çalışıyor. Hani buradaki bilgi pozitifse bu diye rağmen negatif diye bağlayacağız. Göğüs kanseriyle ilgili bilgi negatif giriyorsa e rağmenle beraber negatif değil tam tersi pozitife bağlayacağız. Çünkü bunlar zıtlık bağlaçları yine 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 defaatle de söylüyorum. Despite, in spite of ya da not withstanding arkadaşlar. Not withstanding bu henüz yok dille çıkmadı ama YDS'de ya da daha üst düzey İngilizce'de karşılaşmanız çok muhtemel arkadaşlar işte kadınlar arasında en yaygın kanser biçimlerinden birisi olmasına rağmen kötü bir şeye rağmen herhalde pozitif bir şey gelecek şimdi. Ne diyecek hemen bakıyorum neymiş olayım benim bir de world wild dünya çapında tüm dünyada world wild all around the world tüm dünyada kadınlar arasında en yaygın kanser biçimlerinden birisi olmasına rağmen göğüs kanseri Advances in medical research, advance, progress, improvement, growth. Bunların hepsi güzel kelimeler. İlerleme aşama bildirir kelimeler. Zıtlık bağlacı, eksiyle girdin ya eksi olmasına rağmen al sana hani tıp araştırmalarındaki gelişmeler diyorsun. Advances in medical research zıtlık bağlıyoruz gördüğünüz gibi. Advances in hani gelişmeler ilerlemeler şu alanda şu sektörde hatırla in advance eşittir progress advance eşittir progress o da eşittir growth o da eşittir neler var neler var neler var improvement development improvement eşittir development şeklinde kullanılabilir. Gelişmeler, neredeki gelişmeler? Şu alandaki gelişmeler. Hangi alan bu arkadaşım? Medical research, tıp araştırmaları, medical research, research, study, investigation. Bunlar artık yazmıyorum çünkü öğrendik. Eş kelimeler kendini çok tekrar etti. Bakın eklemi görüyor musunuz yine? Tıp alanındaki araştırmalar, e, nerede cümle? Are continuously improving, are improving ne yapıyormuş arkadaşlar geliştiriyormuş geliştiriyormuş arkadaşlar hani improve eşittir improve geliştirmek eşittir develop geliştirmek o da eşittir enhance o da geliştirmek iyileştirmek diye düşünebilirsin progress o da iyileştirmek bunların hepsi aynı kelime grubudur e burada nasıl bir yapı var arkadaşlar Şimdi bağlaçla birinci cümlenin öznesini, fiilini yazdın. Geri kalanı tek parça olarak tamlama yaptın. Üç ögeli bir cümleye rağmen advances, hani cümlenin öznesi başladı. Eklemle in medical research. Burası da bir tamlama ve ikinci cümlenin öznesini niteliğinde tıp araştırmalarındaki gelişmeler are improving. Ne yapıyor? Geliştiriyor. Geliştiriyor. Bu da fiil bölümü. Hatırla emizar artı word ing am, is, R artı verb ing sevgili arkadaşım bu özne o işi yapıyor der. Olayı ne? Şimdiki zaman sevgili arkadaşım. Şöyle yazıyorum sığsın diye. Şimdiki zaman emizler artı verb ing var burada. E ne oldu? Tıp alanındaki gelişmeler geliştiriyor. Are improving geliştiriyor. Neyi geliştiriyor arkadaşlar? Uh, continuously improving bir de sürekli durmadan continuously improving. Burada bir ne var sevgili arkadaşım? Burada bir zarf var. Zarfın ilk görevi fiilin nasıl yapıldığını anlatmak. Zarfları hatırla ilk başta fiili niteleyebilir ya da sıfatları niteleyebilir ya da tam cümleyi niteleyebilir. Burada fiilin hemen yanında kullanılmış yani tıp alanındaki tıp sektöründeki gelişmeler sürekli geliştiriyor. Ne geliştiriyor arkadaşlar? Biraz böyle düşük gibi treatment options tedavi seçenekleri geliştiriyor. Treatment options arkadaşlar yani tıp alanındaki gelişmeler sürekli tedavi seçenekleri geliştiriyor, oluşturuyor diyoruz tabiri caizse. Hani burada Uh, continuously eşittir, incessantly olarak vereceğim size İlk defa görüyorsunuz. Continuously, continuously eşittir, incessantly hani durmaksızın, durmadan nonstop arkadaşlar. Tedavi seçenekleri durmadan geliştiriyor diyoruz, Tıp alanındaki iyileşmeler diyoruz arkadaşlar. Şunlar için bir de, şunlar için for those şunlar için şu kişiler için diyoruz. Hani şu ifadelere dikkat edelim. Hani those ifadesi one ya da one şöyle diyeyim. one ones ya da eşittir those hani bunlar kişiye atıfta bulunan kişi zamirleri olabiliyorlar arkadaşlar cümlede. Hani olanlar kişiler için diyoruz tabiri caizse. Hani kişiler ya da olan kişiler gibi kullanıyoruz tabiri caizse. One tekilidir, kişidir. Ones ya da those şunlar, bunlar gibi Türkçe deşiyor sevgili arkadaşlar. Şunlar, bunlar anlamlarına geliyor ama ne yapıyor burada? Kişiye atıfta bulunuyor. Hani burada for ones diyoruz, for those diyoruz şunlar için. Kimmiş bunlar? Having it diyoruz arkadaşlar. For those having it diyoruz. Hani için diyoruz. Kim için? Şunlar için. Şu kişiler için. Hangi kişiler için? Bunlar arkadaşlar isim artı verb ayancı var. Isim artı verb ayancı var aslında burada. Hani those having it eşittir. Those with it. Hatırla bunu. With it. Bu hangi formülizasyon oldu şimdi? X with y oldu. Yani x with y eşittir. X having y'den yola çıktım. O da eşittir. X'in insansa x who have ya da has y şeklinde. Daha önceki derslerde bunu ben sana çok anlattım sevgili arkadaşım. Lütfen bunu hatırla. Those having it eşittir. Those with it o da eşittir. Those who have it şeklinde Türkçeleşebilir. Çünkü insandan bahsediyoruz. Daha önceki derslerde, daha önceki yapılarda bu yapıyı çok gördün arkadaşım. It dediğimde göğüs kanseri hastalığı Kendini tekrar etmek istemedi burada. Hani şunlar için kim için? Sahip olanlar için neye? İte. it dediğimde göğüs kanseri hastalığından bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi çevirisine şöyle bir bakalım. Kuş bakışı yaklaşalım. Her zamanki yaptığımızı yapıyoruz. Ne diyormuş cümle? Hemen analiz edelim. Hemen bakalım. Bir şeye rağmen diyor. Neye rağmen? Göğüs kanseri diyoruz arkadaşlar. Göğüs kanseri. tüm dünyada dünya çapında kadınlar arasında tüm dünyada kadınlar arasında kanserin en yaygın türlerinden biri olmasına rağmen kanserin en yaygın türlerinden biri olmasına rağmen Advances in medical research, tıp araştırmalarındaki tıp araştırmalarındaki gelişmeler, advances in medical research are continuously improving. Burası fiil bölümü. En son söyleyeceğim arkadaşlar. Hani for those having it, bu hastalığa meme kanserine sahip olanlar için, hani tıp alanındaki gelişmeler, for those having it, hani buna yani <coughs> iti bu hastalık diye çevireceğim arkadaşlar. Bu hastalığa sahip olanlar için for those having it it dediğim bu hastalık having it bu hastalığa sahip olanlar için those having it treatment options hani tedavi seçenekleri ne durmadan geliştiriyor diyeceğiz arkadaşlar. Tedavi seçenekleri durmadan geliştiriyor diyoruz arkadaşlar. Bakalım cümleye. Göğüs kanseri tüm dünyada kadınlar arasında kanserin en yaygın türlerinden biri olmasına rağmen tıp alan tıp araştırmalarındaki gelişmeler bu hastalığa sahip olanlar için tedavi seçeneklerini durmadan geliştiriyor gibi dersem %90'ın üzerinde güzel bir yorum çeviriye ulaşmış olurum. %100 çeviri şudur demiyorum. 10 kişiye sorsam on farklı tarzda çeviri çıkar karşımıza. Ancak seçenekleri göreceğim ki en doğru, en düzgün, en bağlacı yerinde, en zamanı yerinde olanlardan birini işaretleyeceğim. Çeviriye de mantık yürütmeye çalışıyorum. İlk defa böyle komplike cümleler görüyorsunuz ki işin içinde de şu anda bir zıtlık bağlacı var. Zıtlık bağlacının en temel, en belirgin özelliği virgülün öncesinde ya da işte birinci cümleyle ikinci cümle arasında taban tabana bir zıtlık Burada negatif bir şey söylerken, kanser çok yaygın bir biçimdir derken, tıp alanındaki ilerlemeler, yeni tedavi seçenekleri diyor burada, kötüyü üzere bağlıyorsunuz, eksiği artıya bağlıyorsunuz, hastalığı tedaviyle sonuçlandırıyorsunuz. Burada zıtlık bağlaçlarından seçmeniz lazım. En yaygın kullanılan 8 tane zıtlık bağlıcı ki işte ekranda duruyor, bunları ezberlemeniz lazım sevgili dostlar. Bu şekilde kullanılıyor gördüğünüz gibi. Continuous de sürekli demekti. Ben buna durmadan dedim. Continuous sürekli, continuous durmadan şeklinde Türkçeleşe biliyor sevgili arkadaşım. Bu benim kaçıncı cümlem oldu? İkinci cümlemde. Şimdi üçüncü cümleye bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir cümle daha yapalım istiyorum. Üçüncü cümle ne diyor? The increase in greenhouse gas emissions diyoruz. The increase, artış diyoruz. In, şu alandaki artış. Hangi alandaki artış? Greenhouse ...gas emissions... ...yani greenhouse gas... ...sera gazı demek arkadaşlar... ...eğer siz uh, fenden giriyorsanız... ...greenhouse'un sera gazı olduğunu... ...zaten biliyorsunuz arkadaşlar... ...greenhouse gas emissions dediğimiz şey... ...yani sera gazı emisyonlarındaki... ...artış diyoruz burada... ...increase dediğimiz şey... ...artış arkadaşlar increase... ...o da işte rise... ...yani bunlar artmak yükselmek anlamında... ...işte the increase yani fiilin başına the getirerek onu isimleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta sıfat da kullanıyordu. D artı sıfat yapısının fonksiyonu ayrıydı. Burada d artı fiille de ne yapıyoruz? İsimleştirebiliyoruz o uh, fiili. The increase artış. Hangi artış? Şu alandaki artış. Hangi alandaki artış arkadaşlar? Sera gaz emisyonlarındaki artış. Cümlenin öznesi var şu anda karşımda. Cümlenin öznesi var has been şudur, şöyledir diyoruz. Nedir? Derdi neymiş bunun? A varying subject diyoruz. A varying subject diyoruz arkadaşlar. Endişe verici bir konudur diyoruz. Bakın şimdi fiil bölümü burası. Öncesi tek parça özne. Özne edattan oluşmuş olabilir, eklendi. O zaman sağdan sonuna doğru paketliyorum. Sera gazı emisyonlarındaki artış şudur, şöyledir göğüs kanseri şudur, şöyledir diyorum. Ama ben burada şuna gidiyorum. Yani hani emizarla anlatılacak bir şeyi hevbin been, hezbinle anlatıyorsam, öznenin durumu budur diyorsam, geçmişte ilişkili bir anlatıma girmeye çalışıyorum. Bakalım ne olacak cümleye? Emisyon değerlerindeki artış şudur. Endişe verici bir konudur, mevzudur. Kaygı verici bir konudur, mevzudur, problemdir diyor burada. E bu şu anda böyle diyor bu cümle ama bunun geçmişi de var diyor. Bu diyor yeni olmadı diyor sevgili arkadaşım. Bu geçmişin şu ana sonucudur diyor. Biraz daha derinden anlatmaya çalışıyor ama Türkçe karşılığı yine dırdır. Endişe verici bir mevzudur diyoruz arkadaşlar. Eş anlamlı kelime olarak subject eşittir. Topic issue ya da metro olarak karşımıza çıkıyor. Issue pardon subject konu eşittir topic konu eşittir issue mevzu matter eşittir problem bunların hepsi konu mevzu bahis problem olarak karşımıza çıkıyor İngilizce'de arkadaşlar. Emisyon değerlerindeki artış endişe verici bir konudur. Konu olmaya devam ediyor. Belki diye yorumlayabilirsin. Sen bilirsin. Burası B fiilinin şimdiki geçmiş zaman çekim hali. Dırdır diye çevireceksin. Başka bir çeviri yapamazsın. Mevzudur. Among authorities, yetkililer arasında diyor. Among authorities, among hatırlarsın arasında demektir. Yetkililer arasında al bir eklem daha. Hep edatlarla yazıyoruz bu dili. Hep söylüyorum sana zaten. Which ki, which ki, e, leads to, sebep oluyor. Leads to, relative clause ben size ki diye çevirin diyorum. En an olduğunu da vurguluyorum zaman zaman. Relative alakalı konuya geldiğimizde tam olarak %100 nasıl çevirmen gerektiğini orada vereceğim. Alttan alta bilinç altına yerleşmesi için uğraşıyorum çünkü. İşte yetkililer arasında endişe verici bir mevzudur, mevzu olmaktadır ki bu mevzu, bu artış mevzusu sebep oluyor. Yol açıyor. Lead to eşittir. Lead to eşittir. Give rise to. Adı eşittir. Cause. Contribute to mesela daha önce verdiğim fiiller arasında contribute to daha önce verdiğim fiiller arasında bunlar arkadaşlar sebep oluyor. Neye sebep oluyor arkadaşlar bu artış? Widespread concern yani büyük bir endişeye widespread concern büyük bir e, endişeye geniş çaplı bir endişeye kaygıya sebep oluyor diyoruz. Gördüğünüz gibi bakın burada bir tane daha özne var. Burası related close bağlacımız arkadaşlar. Bağlaçlar bazen zıtlık bağlacı olabiliyor. Bağlaçlar bazen sebep sonuç paralellik bağlacı olabiliyor. Bağlaçlar bazen açıklama yapıcı related close bağlaçları olabiliyor arkadaşlar. Ki bu da sebep oluyor. Neye? Büyük bir endişeye. Widespread dediğimde daha önce yazmıştım. Yani extensive de common the, değil mi? Bir cümle önce vardı ama yine yazıyorum. Widespread. Bunların artık oturması lazım. Extensive o da eşittir. Common. Bunlar geniş çaplı demekti arkadaşlar. Bunlar yaygın demekti. O da işte Prevalent diyebiliriz mesela. Prevalent. Bunların hepsi geniş çaplı, yaygın. Ben bunu büyük bir endişe diye çeviriyorum. Büyük bir endişe. Hani leads to a widespread concern diyorum. Leads to a widespread concern. Buraya bir belirte şart arkadaşlar. Cümleleri ben hazırlıyorum. Hep söylüyorum size. Bazı eksiklikler var. Gördüğüm anda da düzeltiyorum. Bazen de sonradan görüyorum. Ki bu artış durumu da ki bu durumda sebep oluyor. Büyük bir endişe ediyoruz. Concern eşittir. Concern eşittir. Worry arkadaşlar fiil hali de isim hali de aynı endişeye sebep oluyor, yol açıyor diyoruz. Ee, neyle alakalı? Şunla alakalı. The impacts of climate change. The impacts of yani about the impacts of climate change yani iklim değişikliğinin iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili etkileriyle alakalı hani büyük bir endişeye yol açıyor diyoruz arkadaşlar. Burada eş anlamlı kelime bilgisi impact eşittir effect ya da influence olarak karşımıza çıkıyor. Impact eşittir Impact etki eşittir. Effect etki demektir. O da işte influence. Bunların hepsi etki, tesir demek arkadaşlar. Ne dedik? Ki bu durumda sebep oluyor. Hani büyük bir endişeye ne ile alakalı? İşte iklim değişikliği ile ilgili büyük bir endişeye sebep oluyor. Change değişmek değişim demektir. Change eşittir. Shift geçiş demektir. Alter bunların hepsi sevgili arkadaşlar değişim ya da değişiklik diye düşünebilirsiniz. Bir değişim, bir dönüşüm, bir transformation anlatır arkadaşlar. Kelimelerden korkmayın. Bunları biliyorsunuz zaten. İklim değişikliği ile ilgili bir e, büyük bir endişeye sebep oluyor. Bu yüzden diyoruz therefore, therefore, therefore. Aslında bir bağlaç daha. Her cümlede bir bağlaç var gördüğün gibi. Bağlaç da şuraya yazalım. Therefore eşittir hence eşittir as a result o da işte, so hani bu yüzden bu nedenle bundan dolayı therefore hence işte as a result so bunlar ne demek sevgili arkadaşım bu yüzden bu nedenle bu sebeple bunlar bağlaçtır sevgili arkadaşım bağlaç olduğu bilgisi iki tam yargıyı birbirine bağlayacak olması işte birinci tam yargı burası yani the increase de başlıyor Climate Change'de bitiyor. The de başlıyor ama birinci eklem ekranda, ikinci eklem, üçüncü bağlaç olan eklem, dördüncü eklem, beşinci eklem, altıncı bağlaç olan eklem. Bakın iki tane bağlaç var, dört tane edat var ve ben yazmaya devam ediyorum gördüğün gibi. Cümle nasıl genleşiyor? Buna şahit ol istiyorum. İnternetten soru çözümü yok mu hocam? Soru çözümü yok mu hocam? Soru çözümü yapan hocalar var. Sana şöyle anlatıyor artış, sera gazı emisyonlarındaki artış hani endişe verici bir mevzudur yetkililer arasında. işte bu durumda büyük bir endişeye sebep oluyor. İşte iklim değişikliği ile alakalı falan. Yani o about niye orada? O of niye orada? Hani climate change ne demek falan. Asla böyle parçalayan hocalarımız. Ben çok denk gelmiyorum. Hatta hiç denk gelmedim. Çünkü onlarca, yüzlerce saat eğitim gerektiriyor arkadaşlar. Ben de bilirim açıp soru çözmeyi ama sana hiçbir şey katmayacak ki. Sen buradaki kelimelerin anlamlarını bilmez isen, sen buradaki edatların görevlerini bilmez isen, sen buradaki zamanın neden öyle yazıldığını anlamaz, idrak edemezsen, sen buradaki bağlacın anlamını istediğin kadar ezberle, sen buradaki oldu, even though bunlara istediğin kadar rağmen de hiçbir şeye yaramayacak sınavda. Yani benim bir şeyi çözüp senin izlemen sana hiçbir şey öğretmeyecek ki, sana hiçbir şey katmayacak ki. Şu süzgeçten geçmek zorundasın. Şu süreci sindirmek zorundasın. Şu süreci hazmetmek zorundasın. Hayatına sıkıştırmayacaksın bu işi. Hayatında yer açacaksın. Onu seveceksin. Bu işi baş köşeye koyacaksın. Yeni bir dil öğreniyorsun. Dil bilimsel olarak ben sana bir şeyleri aktarmaya çalışıyorum çat pat sağdan soldan kulaktan duyma bilgilerle ben sana bir şeyleri aktarmıyorum sevgili arkadaşım. İyi bir fırsat var. Bence çok iyi değerlendirmen gerekiyor. Çok sabırsızsınız. Sınava bir iki hafta kadar mucize bekliyorsunuz. Aman Allah'ım 15 gün kaldı hocam soru çöz. Hocam paragrafların püf noktası var mı diyorsun. Var arkadaşım İngilizce öğrenmek. Bak iki kelime İngilizce öğrenmek. Öğren İngilizceyi çöz paragrafları. Benim tepemin tasını arttırma yani. Bak sinirli falan değilim. Ama böyle gülüyorum o mesajları okurken çünkü yıllardır ama yıllardır her sınav öncesi bir ay kala aynı mesajlar farklı kişiler taraflarından geliyor ve yüzde 99'u başarısız oluyor. Bak 18. 18 günlük eğitim yüzlerce belki onlarca saatlik eğitim var ama böyle ilmek ilmek dokuyoruz tabiri caizse dilimde tüy bitti ağzım köpürüyor artık bu cümleleri kurarken sıkıldım yani böyle şeyler sormayın böyle de cevaplar vermek istemiyorum size arkadaşlar. Dediğim gibi sabrederseniz, emin adımlarla giderseniz başarı kaçınılmaz olur her zaman. Gördüğünüz gibi burada altıncı eklemi de görmüş olduk. Sera gazı emisyonlarındaki artış yetkililer arasında endişe verici bir mevzu olmaktadır ki Iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili büyük bir endişeye yol açmaktadır. Bu yüzden bu endişeden kaynaklı, bu endişenin sonucu olarak arkadaşlar, therefore, governments, hükümetler, yetkililer yine governments, yani authorities tekrardan demiyorsunuz, bu sefer hükümetler diyorsunuz. Ne yapıyorlar? Are trying hard, are trying çabalıyorlar, deniyorlar, çalışıyorlar. Hard yani çok çalışıyorlar, çok çabalıyorlar. Try, eşittir work, eşittir study diye düşünebilirsin sevgili arkadaşım. Yani bilimsel deneyler yapıyorlar, study yapıyorlar. Work, efor sarf ediyorlar, ter döküyorlar. Try, deniyorlar. Bu emisyon hani salınımı düşürmekle alakalı çabalıyorlar. Hepsini aynı konsepte düşünebilirsin. Trying hard, çok çalışıyorlar. Governments, senin yine öznen are trying hard çok çalışıyorlar sevgili arkadaşım. Hani buradaki hard senin zarfın, buradaki hard senin zarfın çok çalışıyorlar. Ne için çok çalışıyorlar? To cop with, baş etmek için sevgili arkadaşım. Baş etmek için, çözmek için, yani çözüm bulmak için. Cop with, eşittir find the solution diye düşüneceksin. Bir çözüm bulmak için, phrasal verb'tür. Find the solution da ...hani bir açılımıdır arkadaşım... ...to cope baş etmek için... neyle ile baş etmek için sevgili arkadaşım... So, ...trying hard to find ways... ...pardon, pardon... Uh, ...trying hard to find ways... ...find ways... ...of coping with... ...diyeyim ben buna... ...coping with... ...yani baş etmenin yollarını... ...bulmak için... ...çok çalışıyorlar... ...of coping with, baş etmenin yollarını... Şurayı biraz değiştirelim. Uh, trying hard uh, to find ways of coping with iki tane infinitif arka arkaya gelmesin diye. Şuna şöyle bir renk verirsem sen bunun ne olduğunu anlarsın. Şuradaki edatın sağına düştüğü için sevgili arkadaşım. Yani coping with, baş etmenin yollarını bulmak için çok çalışıyorlar diyoruz. Bakın baş etmek, baş etmenin yollarını bulmak için çok çalışıyorlar. Sıkı çalışıyorlar diyeceğiz arkadaşlar. Of coping with this condition sevgili arkadaşlar. Condition dediğim durum yani sera gaz emisyonlarındaki artış diye düşüneceğiz sevgili dostlar. Bunların hepsi e, bu şekilde ifadelendirilecek. Eş anlamlı kelime bilgisi en son kapeti verdik. E, haricinde haricinde this condition condition eşittir issue matter ya da problem olarak karşımıza çıkıyor. Condition eşittir. Condition eşittir. Issue. O da eşittir. Matter. O da eşittir. Problem. Bir önceki cümlede vardı sanki. Bunların hepsi durum, koşul, problem olarak karşımıza çıkıyor. Şunu da şöyle renklendirelim. Şimdi bat gibi hani fakat gillerden v gibi paralellik gillerden bir koz gibi ya da rağmen gibi ya da bu yüzden gibi işte bu bağlaçların öncesini önce sonrasını sonra çeviriyorsunuz. Önce şuraya bir bakalım. The increase in greenhouse gas emissions diyoruz. Neydeki artış dedik sevgili arkadaşlar? Sera gaz emisyonlarındaki sera gazı emisyonlarındaki artış the increasing greenhouse gas emissions yetkililer arasında endişe verici bir konu haline almıştır yetkililer arasında yetkililer arasında endişe endişe verici bir konu haline almıştır haline almak diye yorumluyorum ben bunu bir konudur da diyebilirsin. Sen bilirsin bunu ben böyle yorumluyorum. ÖSYM de belki böyle yazmak ister. Ki ki şimdi de ki diye çevir. Ki aa, ne diyor yol açar büyük bir endişeye neyle alakalı etkisiyle ilgili Ha, iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili ki iklim değişikliğinin şekliğinin etkileriyle ilgili widespread concern hani büyük bir geniş çaplı demeyeceğim büyük bir endişeye yol açar. Bu yüzden bu yüzden sevgili arkadaşım therefore hence as a result so anlattığınız şeyi sonuca bağlarsınız artık. Hükümetler diyoruz arkadaşlar hükümetler this condition bu durum ile with this condition bu durumla bu durum ile baş etmenin of coping baş etmenin bileşik mi yazılıyor ayrı mı yazılıyor bilmiyorum arkadaşlar baş etmenin herhalde ayrı yazılıyor siz düzeltirsiniz Ways, hani ways of coughing, baş etmenin yollarını, baş etmenin yollarını, ways of coughing, ne? baş etmenin yollarını to find, bulmak için, burada aslında make -mak için, in order to, so as ya da to, amaç bildirilir, infinitive yapısı var arkadaşlar, to find, yollarını bulmak için, are trying hard, çok çalışıyorlar, büyük çaba sarf ediyorlar gibi biraz böyle dolaylıca yorumlayabiliriz. Çok çalışıyorlar ya da büyük çaba sarf ediyorlar, çaba sarf ediyorlar diye de yorumlayabilirsin. Sen bilirsin sevgili arkadaşım. Bu senin çevirin. istediğin gibi yazabilirsin ama bunun dışına çıkmamak kaydısıyla. Görüyorsun sınav seviyesine cuk oturan hatta ve hatta şuradan bölerim sana. Yani cümle tamamlama sorusu olur. Ya da şu bağlacı kaldırırım. Bağlaç sorusu olur. Şu iki zamanı kaldırırım. Zaman sorusu olur. Şuradaki phrasal'ı kaldırırım. Phrasal sorusu olur. Şuradaki of'u, şuradaki with'i kaldırırım. Edat sorusu olur. Şuradaki which'i kaldırırım. Relative clause sorusu olur. 8 çeşit soru saydım sana. Hocam soru çözümü yok mu diyorsun? Arkadaşım sen soru yazma mantığını öğren, çözümünü zaten gözün bulacak. Ters düşünüyorsun bence. Zıttıma zıttıma gidiyorsun bence. Yani soru çözerek bu işe başarılı olma olasılığınız çok yüksek olaydı. Ben de bunu bu ahir ömrümde hani ömrümün yarısından fazlasını İngilizceye ayırdım ya ben bu işlerde böyle bir şeyi fark ederdim herhalde. Sana böyle şu cümleler analiz etmektense yüzlerce saat boğaz patlatmaktansa soru yansıtırdım ekrana. Bak bunu buradan çöz şuradan çöz derdim ki diyen yüzlerce binlerce hoca var. Ben tam tersini yapıyorum. Bana akıl verme sadece şunları sindirmeye çalış. Hocam 10 gün önce başladım 17. güne kadar geldim her şeyi yazdım. İmkansız arkadaşım kendini kandırma. 17 günlük çalışma en az senin bir ayını alır. Anlamlandırman, sindirmen daha fazla vaktini alır. Bu işi zamana yaymalısın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, Instagram hesabımızı da ayakta tutmayı unutma sevgili arkadaşım. Bir sonraki ders görüşeceğiz. Allah'a emanet ol her zamanki gibi. Eyvallah.